Merhabalar. 4. sınıf Fen Bilimleri Yer kabuğunun yapısı ünitesinde dünyanın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. Dünyanın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. Konumuzun kazanımları bunlar. Arkadaşlar, dünyanın şekli çok ama çok eski çağlarda ilk insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu bilmiyorlardı. Dünyayı düz bir tepsi ya da öküzün boynuzları üzerinde duran bir nesne olarak düşünüyorlardı. Şu şekilde veya tepsi şeklinde olduğunu düşünüyorlardı. Bazı bilim insanları dünyanın yuvarlak dese de insanlar buna bir türlü inanmıyordu. Dünyanın küreye benzediğini ilk kez Yunan bilgim Pisagor söylemiş. 17. yüzyılda Galileo bulduğu teleskopla gökyüzünü inceleyerek yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır. Arkadaşlar Galileo bulduğu teleskopla dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bilim insanıdır. Bugün artık dünyanın şeklinin alt ve üst kısımlardan basık küre şeklinde olduğunu Biliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dünyamızın şekli alt ve üst kısımlardan şu şekilde basık arkadaşlar. Ortadan ise şişkin. Dünyamızın şekli ortası şişkin. iki tarafı basık bir portakala benzer. Bu şekli arkadaşlar geoit adı verilir. Dünyamızın basit taraflarından geçtiği varsayılan doğruya dünyamızın ekseni denir arkadaşlar. Şuraya dünyamızın ekseni denir. Ortasından geçtiği varsayılan çizgiye de arkadaşlar ekvator. Dünyanın şeklinin küreye benzediğini gösteren bazı olaylar var arkadaşlar. Ay tutulmasında dünyanın gölgesi ayın yüzeyine düşer. Dünyanın ay üzerine düşen gölgesi yuvarlaktır. Yine arkadaşlar uzaktan gelen bir geminin önce dumanını, sonra bacasını, daha sonra geminin üst kısmını, sonra geminin net şekilde tamamını görürüz. Bu da dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bir olaydır. Arkadaşlar dünyanın herhangi bir yerinden hareket eden uçak hep aynı yörüngede giderse yine hareket ettiği noktaya gelir. Yani şuradan başlayan uçak dönüp tekrar aynı noktaya gelmesi de yuvarlak olduğunu kanıtlar. Uzaydan çekilen fotoğraflar dünyanın şeklinin küreye benzediğini kesin kanıtıdır arkadaşlar. Arkadaşlar dünyamızın iki türlü hareketi var. Dönme ve dolanma. Dönme arkadaşlar cismin kendi etrafında dönmesidir. Dolanma ise cismin başka bir cisim etrafında dolanmasıdır. Dönme ve dolanma birbirinden farklı kavramlardır. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle başlayalım. Dünya kendi etrafında dönüşünü bir günde tamamlar. Bir gün 24 saattir. Dünya üzerine güneşin doğduğu taraf doğu, battığı tarafa ise batı olarak adlandırılır arkadaşlar. Dünya batıdan doğuya saat yönünün tersine döner. Arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Bu şekilde yani saat yönünün tersine bakın. Saat yönü bu tarafa iken saat yönünün tersine yani batıdan doğuya doğru döner arkadaşlar. Güneşi görmeyen yerler karanlık olur. Aydınlık olan yerler gündüz, karanlık olan yerler ise gece olur arkadaşlar. Bakın dünyanın şu tarafı güneşi gördüğü için gündüz, bu tarafı görmediği için gece. Yine arkadaşlar şöyle gösterecek olursak dünyanın güneşi gören tarafı gündüz, görmeyen tarafı ise gecedir. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu gece gündüz oluşur arkadaşlar. Güneşi gören kısımlara gündüz, görmeyen kısımlarda ise gece oluşur. Arkadaşlar şöyle de yapalım. Dünyanın kendi ekseni etrafında bir tam dönüşü bir gün denir ve 24 saattir dünya kendi etrafında batıdan doğuya yani saat yönünün tersine döner. Arkadaşlar, güneşi gören taraf gündüz, görmeyen taraf gece. Dünya döndükçe aydınlık bölgeler karanlığa, karanlık bölgeler ise aydınlık olur. Arkadaşlar, dünya bu şekilde dönüyor. Burası gündüz aydınlıkken döndüğü zaman gece karanlık tarafı oluyor. Gece ta tarafı da döndüğünde aydınlık taraf oluyor. Güneş mi yoksa dünya mı hareket ediyor? Güneşin her sabah doğudan doğduğunu öğlen en tepede olduğunu, akşam ise batıda olduğunu gözlemleriz. Bu durumda, bu durumdan dolayı güneşin hareket ettiğini düşünürüz. Fakat dünya kendi etrafında dönüşünü batıdan doğuya doğru yaptığı için güneşi farklı yerlerdeymiş gibi görürüz arkadaşlar. Dünyanın Güneş etrafında dolanması. Arkadaşlar dünya güneş etrafında yine saat yönünün tersinde yani batıdan doğuya doğru dolanır. Güneşin etrafında dolanması 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu süreye bir yıl denir arkadaşlar. Dünyanın güneş etrafında bir dönüşü belli bir yörünge üzerinde olur. Bu yörüngeye tam bir daire şeklinde değil Elips şeklindedir. Arkadaşlar şuraya baktığınız zaman bu daire değil, elips şeklindedir. Dünyanın güneş etrafında dolanması sonucu mevsimler oluşur arkadaşlar. Bir yılda dört mevsim vardır. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Her mevsim yaklaşık üç ay sürer ve sıra ile birbirini takip eder. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dünya güneş etrafında döndüğünde bir yıl sürüyor. Yani 365 gün 6 saat ve 4 mevsim oluşuyor. Arkadaşlar aynı şekilde ay da dünyanın etrafında dönerken dünya da güneşin etrafında dolanır. Bakın ay dünyanın etrafında dolanıyor. Dünya da güneşin etrafında dolanıyor. Yani ay da güneşin etrafında dünya ile birlikte dolanmış olur arkadaşlar. Örneklerle devam edelim. Dünyamız aşağıdakilerden hangisinin yörüngesinde döner? Arkadaşlar dünyamız güneşin yörüngesinde Döner. Dünyanın Güneş etrafında bir tam dönüşüne ne ad verilir arkadaşlar? Güneş etrafında bir tam dolanması bir yıldır. Dünyanın Güneş etrafında dönerken izlediği yola ne ad verilir arkadaşlar? Yörünge adı verilir. Hangileri Dünya'nın Güneş etrafında tam dönüşü ile ilgilidir arkadaşlar? Güneş etrafında 365 gün bir yıl ve 12 ay. Bunların üçü de aynı ifadedir. Yani 1, 2 ve 4. Yani B şıkkındaki gibi. Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.